Merhaba değerli arkadaşlar. Ben İmet Hocanız. Bu videomuzda sizlerle arazi ölçü birimlerini öğreneceğiz. Hemen dersimize başlıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, bir önceki dersimizde alan ölçü birimlerini görmüştük. Video çok uzamasın diye arazi ölçü birimlerini ayrı bir videoya aldım. Arazi ölçü birimleri günlük hayatta sıklıkla duyduğumuz. Mesela işte tarla şu kadar dekar bir diğer dönüm. Mesela dekar yerine dönüm de kullanılabiliyor arkadaşlar. Ben şuraya hemen onu da yazayım. Dekar yerine dönüm de kullanılabiliyor. Yani bir dekar yerimiz var diyorsa bir dönüm yerimiz var da diyebilir. Ar pek kullanılmıyor arkadaşlar ama ar burada arazi ölçülerinin bak arazinin arı tamam. Arazi ölçü birimlerinde ilginç bir şey arkadaşlar onar onar büyük küçülüyor. Bakın alan ölçmeyle karıştırmayalım burada. Zaten videoyu da ondan ayırdık diyebilirim. Yani tamam mı? Burada onar onar büyük küçülüyor. Buna dikkat edelim. Ayrıca arkadaşlar bunların kısa yazılışları da şöyle. Hektarı yazarken HA diye yazıyoruz. Bakın hektar HA diye yazılıyor. Dekar DAA -A diye yazılıyor bakın. Arda sadece A harfiyle gösteriliyor. Burada bunu aklınızda tutmak için bir tekerleme yok ama zaten çok basit. Hayda dediğinizde aklınıza gelecektir. Bakın en üstte hektar var. Sonra dekar var. Sonra ar var. Hayda dedik mi olay bitmiştir. Burada aşağıya doğru inerken arkadaşlar her adımda onla çarpıyoruz. Yukarı doğru çıkarken arkadaşlar her adımda 10 ile bölüyoruz. Buna göre çevrimlerimizi gerçekleştireceğiz. Allah korusun orman yangınlarında genelde bu hektar kullanılıyor. Baya büyük bir alan oluyor. O yüzden maalesef ee, böyle tarla bağ bahçe işlerinde dekar dönüm duyuyoruz daha çok. Burada ar dediğimiz şey 100 metrekareye eşit arkadaşlar. Bunu sıklıkla kullanacağız. Yani burada alan ölçmeye geçiş yaparken arın 100 metre kare olduğunu kullanacağız. Yani burada bilmemiz gereken bazı şeylerden e, en önemlisi bu aslında. Bazı şeylerden en önemlisi. Bu da ilginç bir cümle oldu ama olsun. E, biraz geç saatte çekince bazen e, cümleleri toparlamakta zorlanabiliyorum. Ama videonun kalitesinde asla taviz verdiğimiz anlamına gelmiyor. Şunu söyleyeyim yani size arkadaşlar. 1 ar bakın 1 ar 100 metre karedir. Tamam. Bir ar 100 metre karedir. Bu bir. İkincisi. Dönüm dediğiniz şey. Yani bir dönüm, bir dekar, bir dekar ya da bir dönüm birbirine eşittir. Ve bunlar da 1000 metre kareye eşittir arkadaşlar. Yani sizin bir dönüm yeriniz varsa aslında 1000 metre kare yeriniz vardır anlamına gelmekte arkadaşlar. Şimdi bunları ezberleyelim mi? Hayda'yı bilmemiz önemli. bir Onar onar büyük küçüldüğünü bilmemiz önemli. 2- Bir arın 100 metre kare olduğunu en azından bilelim. Ee, bir dekar bir dönüme eşit olduğunu bilelim. 1000 metrekare eşit olduğunu da bilirsek süper olur arkadaşlar. Şimdi zaten bunlarla ilgili arkadaşlar sorularımızı çözdüğümüzde rahatlıkla öğreneceğimizi göreceğiz arkadaşlar. Hemen bakalım. Dönüşümleri iki aşamada yapacağız. Önce bir sadece arazi ölçülerinde dönüşümler yapacağız. Yani haydayı kullanacağız. Hay... High da diyoruz ama şuraya arada koymayı unutmuyoruz. Bakın hay da dedikten sonra o da'yı uzatıyoruz ya. O a buraya geliyor. Şimdi bunlar dedik onar onar küçülüyor büyüyor. O zaman aşağıya doğru inerken 10 ile çarpacağız. Yukarı doğru çıkarken 10 ile böleceğiz. E şimdi 20 ar kaç hektardır denilmiş. Ardan hektara çıkmak istiyorsunuz. Ardan hektara arkadaşlar bakın bir iki adım yukarı çıkıyorsunuz. İki adım yukarı çıktığınız için 2 defa 10'a bölmeniz lazım. Yani 20'yi siz bir kere 10'a bölseniz dekara çevirirsiniz. 2 defa 10'a bölerseniz arkadaşlar hektara çevirirsiniz. O zaman buradan aşağıdan bir sıfır attım yukarıdan bir sıfır attım. 2 bölü 10 oldu. 2 bölü 10 ne demek? 10'da 2 0,2 demek. 0 tam 10'da 2. O zaman bu 0,2 hektar olmalıdır diyeceğiz arkadaşlar. Burada önce dekara sonra hektara da çevirebilirsiniz. Mesela 20'yi 10'a böldünüz. 2 dekar. 2'yi 10'a böldünüz. 2 bölü 10'dan 0,2 hektar diye böyle adım adım da gidebilirsiniz. 18 dekar kaçardır? Arkadaşlar dekardan ara geçerken bir adım aşağıya indiğiniz için bir defa 10 çarpmanız yeterlidir. 18'i 10 çarptığınızda 180 ar olduğunu göreceksiniz değerli arkadaşlar. 8 hektar kaç ardır denilmiş. Hektardan ara geçerken değerli arkadaşlar onu da farklı renkte bir daha yazayım hatta. Haydayı buraya bir kez daha yazayım şöyle hayda diye. Burada siz aşağıya doğru inerken her adımda onla çarptığınızı yukarı doğru çıkarken her adımda onla böldüğünüzü biliyorsanız ve hektardan ara inerken bakın bir iki adımda aşağı iniyorsunuz. O zaman iki defa 10 ile çarpmalısınız. 2 defa 10 ile çarptığınızda 2 sıfır eklersiniz. 800 ar olmuş olur değerli arkadaşlar. Şu an arazi ölçülerinde böyle dönüşümler yapıyoruz. 4 ardan dekara geçtiğimizde Burada ardan dekara bir yukarı çıktığımız için bakın bir adım yukarı çıktığımız için bir defa ona bölmeliyiz. 4'ü ona bölersek değerli arkadaşlar onda 4'tür. Yani 0,4 dekardır diyoruz. Buraya 0,4 dekarı yazmış olduk değerli arkadaşlar. Şimdi dönüşüm 2'ye geldik. Ne bu dönüşüm 2? Arkadaşlar alan ölçüleri ile arazi ölçüleri arasında dönüşümler de bizden istenilebiliyor. Burada bir kere bilmemiz gereken en önemli şey bir arın 100 metrekareye eşit olduğunu bileceğiz. Bazen sorularda veriliyor. MEP genelde bunu veriyor ama yine de bunu bilmek bence önemli. Özellikle günlük hayatta hani bir dönüm ya bizim işte 5 dönüm yerimiz var dediğinizde aslında bunun 5000 metrekare olduğunu, bir dönüm yerimiz var dediğimizde aslında bunun 1000 metrekareye eşit olduğunu bilmemiz önemli arkadaşlar. Bu şekilde hareket edersek bir de hayda bilirsek tamamdır olay. Bakın şimdi bakın bu biraz zorlayıcı yalnız. Dikkatli olalım burada. 2100 metrekare kaç dönümdür? Şimdi değerli arkadaşlar ben burada ya metrekareden dönüme geçmek istiyorum. Peki şunu biliyorum ya 1000 metrekare bir dönümdü. E o zaman ben aslında metre metrekareyi bine bölersem dönüme elde ediyorum değil mi? O zaman 2100'ü ben ne yapmam lazım? Bine bölmeliyim. 2100'ü bin bine böldüğümde 2.0 aşağıdan atıyorum. 2.0 yukarıdan atıyorum. Bu da ne oluyor? 21 bölü 10. 21 bölü 10 ne demek? 2 tam onda 1 demek. Bakın paydada bir tane sıfır varsa virgülden sonra bir tane rakam olacak. O zaman buraya ne yazıyorum? 2 virgül 1 dönümdür diyorum arkadaşlar. 0,7 ağır kaç metrekaredir? 1 ağır 100 metrekare. O zaman 0,7'yi ben ne yapmam lazım? 100 ile çarpmam lazım arkadaşlar. 1 ağır 100 metrekare olduğu için hemen 0,7 ile 100'ü çarpıyorum. 1 sıfır attım bir virgül sağa kaydırdım. 7 çarpı 10'dan 70 metrekare olduğunu gözlemlemiş olduk değerli arkadaşlar. Böyle durumlarda isterseniz şöyle de yazabilirsiniz. 10'da 7 ya bu. 10'da 7'yi 100 ile çarptığınızda aşağıdan bir sıfır yukarıdan bir sıfır gitti. 7 çarpı 10'dan yine 70 olduğunu böyle de görebilirsiniz. 43 dekar kaç metrekaredir? Arkadaşlar şimdi 1 dekar 1 dönüm demek. Bir dönüm de 1000 metrekare. Peki o zaman burada kaç dekar var? 43 dekar var. O zaman 43 dekar aynı zamanda 43 dönüm demek... Aynı zamanda da çarpı binden 43 bin metre kare demek oldukça büyük bir alan arkadaşlar. Böyle bunu da yazmış olduk. 620 ar kaç kilometre karedir denilmiş. Yani burada artık bayağı abarttık arkadaşlar. Şimdi bunu öncelikle metre kareye çevireceğiz. Çünkü e, metre kareye çevirmeden direkt kilometre kareye geçiş yapmak gerçekten zor arkadaşlar. Önce metre kareye çevireceğiz. Peki ben şunu biliyorum. 1 ar 100 metre kare. Yani ben burada 620 ar varsa 620'yi ne yapmam lazım? 100 çarpmam lazım. 620'yi 100 ile çarparsam aslında 62 bin metre kare olduğunu görüyorum. Tamam. E, metre kareden kilometre kareye nasıl geçiyorum? Hemen Kamile Hanım'a müracaat edelim. Kamile Hanım damda Mehmet Dayım camda merhaba merhaba. Bunlar alan ölçüsü olduğu için hemen buralara 2 yazdım arkadaşlar. Ve metre kareden kilometre kareye çıkacağımız için. Bakın 1, 2, 3 adımda çıkıyorum. O zaman ben bunu 3 defa 100'e bölmeliyim. Yani 62.000'i 3 defa 100'e bölersem arkadaşlar kilometre kareye çevirmiş oluyorum. Evet ne yapacağım? Aşağıdan 2 sıfır sildim. Yukarıdan 2 sıfır sildim. Aşağıdan 1 sıfır sildim. Yukarıdan 1 sıfır sildim. Artık aşağıdan sıfır silemiyorum. 100 çarpı 10, 1000 yapıyor. 1.062. 62. Şimdi gelelim burada 1000'de 62'yi nasıl yazacağız? Asıl mesele o zaten arkadaşlar. Ya aşağıda 3 tane sıfır varsa virgülden sonra 3 rakam olmalı. Ama 2 rakam var. O zaman araya bir sıfır koyuyorsun. Tamam 1062'yi bu şekilde işte ondalık gösterim bilmenin arkadaşlar burada acayip derecede önemi var. 0,062 diye böyle kilometre kareye çevirmiş olduk. İki aşamada yaptık. Dikkat edin arkadaşlar. Hani burada e, arazi ölçülerini çevirmeyi ve e, alan ölçülerini çevirmeyi iyi bir şekilde kullanmamız ve ondalık gösterimleri iyi bir şekilde uygulamamız önem arz ediyor. Problem dikkatsizlik sonucu meydana gelen orman yangınında maalesef 42 hektar alan kül olmuştur. Bir futbol sahası 1050 metrekaredir. Buna göre kaç futbol sahası büyüklüğünde alan kül olmuştur. Şimdi arkadaşlar 1050 metrekare alan olsaydı bir futbol sahası kül olmuş derdik. Şu an kaç metrekare olduğunu bilmiyoruz. Metrekareye nasıl çevrileceğini şu şekilde söyleyebiliriz aslında. Hani hayda demiştik ya hemen onu yazacağız. Hayda. Şimdi ben şunu biliyorum. Bir ar 100 metrekare. E o zaman ben hektardan ara geçiş yapabilirim. Ve aşağıya doğru indiğim için her adımda onunla çarpıyorum. Yani 42 hektar 42 çarpı 10 çarpı 10'dan ne olmuş oluyor? 4200 ar olmuş oluyor. Peki değerli arkadaşlar 4200 ar ya 1 ar 100 metrekareydi. O zaman 4200'ü ben 100 ile çarparsam metrekareye çevirmiş olacağım. Bu da ne oluyor? 400 4200'ün yanına 2 sıfır daha eklersem arkadaşlar şöyle 420 bin metrekare olmuş oluyor. Yani bizim 42 hektar dediğimiz alan aslında 420 bin metrekare. Peki kaç futbol sahası büyüklüğünde yanmıştır? Onu bulmak istiyoruz. O zaman 420 bini 1050'ye bölmeliyiz arkadaşlar. 420 bini 1050'ye bölerken de şöyle hemen bakın şu sağdaki bir sıfırı atabilirsiniz. Şuradaki sağdaki bir sıfırı atabilirsiniz. 420'yi 105'e böldüğümüzde ipucuna dikkat edin. Bakın 400, 100. O zaman hemen 4 katı diye düşünebilirsiniz. 5 kere 4, 20. Elde 2 var. 4 kere 0, 0. 2 elde olduğu için yaz. 4 kere 1, 4. Bakın kolayca bölünmüş oldu arkadaşlar. Ve burada şu sıfırların içinde olmadığı için buraya o sıfırların içinde yok diye yazmamız gerekiyor. O zaman 400 futbol sahası büyüklüğünde arkadaşlar alan maalesef e, ...kül olmuştur. Dikkatli olmalıyız arkadaşlar... ...gerçekten. Sıra sende... ...diyoruz. 6. sınıf İMT Matematik... ...Yeni Nesil Soru Bankası'ndan... ...bununla ilgili temel orta tarzda olsun... ...yeni nesil olsun, beceri temelli olsun... LGS tarzı olsun sorularla pekiştirme mutlaka yapın. Derinleşin konuyla. Ee, bu yeterli gelmeyebilir arkadaşlar. Çünkü ne kadar kendinizle çalışırsanız o kadar iyi öğrendiğinizi göreceksiniz. Ayrıca e, takıldığınız yer olursa ya da yanlış yaptığınız yer olursa çözümlerini, video çözümlerini aynı böyle kağıt ortamında video çözümlerini izleyebilirsiniz. Evet e, dersi bitirirken şunu da söylemek istiyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı arkadaşlar ihmal etmeyin. Sizlerin de desteğini bekliyoruz. Bir videoyu daha burada noktalarken, hepinize başarılar diliyorum. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.